Ekip arkadaşlarımızın hazırladığı görüntülerle Hayat Sağlıklı Güzel'e devam ediyoruz. Herkese merhaba, günaydınlar. Bugün sizlere bonding işleminden bahsedeceğim. Nedir bonding işlemi, kimlere uygulanır? Kısaca değinelim bunları isterseniz. Şimdi hepimiz doğuştan sağlıklı, beyaz gülüşlere sahip olamayabiliyoruz. Bunların en başında diş ipi kullanmamaya bağlı olarak dişlerin arasında oluşan çürükler, doğuştan gelen bazı anomaliler ve ilaç kullanımına bağlı olarak değişen renklenmeler meydana gelebiliyor. Bazen de bulunduğumuz bölgedeki su içerisindeki flor miktarının fazla olması dişlerimizin üzerinde beyaz noktaların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. İşte böyle durumlarda dişin tamamına müdahale etmeden sadece belli noktalara dokunarak yaptığımız işlemler var. İşte bu işlemlere biz kısaca bonding diyoruz. Bonding işlemlerinde dişin kendi rengiyle birebir aynı renkte olan restoratif materyallerin dişin üzerine kalıcı bir şekilde yapıştırılmasıyla beraber bonding işlemi yapılmış oluyor. Peki bu bonding işlemi yapıldığında, dışarıdan bakıldığında anlaşılacak bir farklılık veya diş ile restoratif materyal arasında bir renk farklılığı olur mu diye soracak olursak, burada kesinlikle böyle bir farkın ortaya çıkmaması gerekir. Dikkatli bir şekilde hassas bir teknikle yapıldığı zaman bonding işlemi sonucunda ortaya çıkabilecek bir renk farklılığı veya ton farklılığı meydana gelmez. Biz genel olarak bonding işlemlerinde dişlerin şeklini değiştirmiyoruz. Kendi orijinal şekillerinde uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Dişlerin genel olarak bütün şekillerinde bir farklılık yapmak istiyorsak ve kişinin dişlerinin formu yeterince tatmin edici değilse işte o zaman lamine tedavilerine değinebiliyoruz. Yine lamine tedavilerini de kompozit ve seramik lamineler olarak ikiye ayırabiliriz. Burada kompozit lamine işlemleriyle yaptığımız işlemlerin bazıları bonding içerisinde alabiliriz ve hastamıza yeni ve güzel bir gülüş kazandırmış olabiliriz. Bir diğer husus da şudur. Bazı insanların dişleri ayrıktır. Buna şans getirir derler halk arasında. İleride çok şanslı olacaksın derler. İşte burada bu bonding işleminin uygulanmasıyla beraber dişlerin arasındaki bu ufak boşluklar kapatılabiliyor. Peki her diş boşluğuna, her diş aralığına bonding işlemi yapılabilir mi? Ve bu bonding işlemiyle beraber boşluk kapatılabilir mi? İşte burada hastamızın hekimiyle diyaloğa geçmesi ve hekiminin fikrini alması gerekiyor. Aradaki genişlik çok fazla ise ve buraya yapacağımız restoratif materyaller sonucunda dişimizin son hali çok geniş olacak ise işte burada bonding işlemini hekimimiz bize önermeyebilir. Neden önermeyebilir? Ortada direkt bakıldığında görülen iki tane kocaman büyük diş hayal edin. Yanındaki dişler onlara göre oldukça küçük kalacak. İşte burada estetik algımız oldukça kötü olacaktır. Estetik algımızın bozulmaması için dişlerimizin hepsinin birbiriyle belli orantılar içerisinde, hatta biz altın standart içerisinde olmasını isteriz. İşte bu altın standartlı belli oranlar içerisinde olduğu zaman dışarıdan bakıldığında göze hoş gelen dişler meydana gelir. Yapılan bonding uygulamada hastalarımız dişlerine iyi baktığı sürece herhangi bir renk değişimine uğramaz, düşme yapmaz, yerinden çıkmaz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Hastalarımıza neden bonding işlemi yaptık? Bir grup hastamızın dişleri çürüdüğü için, dişlerine çok iyi bakamadığı için bonding işlemi yaptık. Şimdi burada bu hastamız zaten kendi dişlerine bakmayan bir hastaydı. Eğer bakmamaya devam ederse, ben zaten bonding yaptırdım, artık dişlerimi fırçalamasam da olur, benim kendi materyal dişlerim artık oldukça güzel oldu derse ne olur? İşte burada hastamız tekrar yanılır, kendi ana diş dokusu restoratif materyalin altından tekrar çürümeye başlar. Bunun sonucunda yine siyahlıklar, dişin başka tarafında olan çürükler meydana gelir. Her şeyden önemlisi biz günde en az 3 defa, 3'er dakika dişlerimizi fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra sağlıklı bir ağza sahip olarak ve bu bakterilerden kurtulmuş dişlerimizin restoratif olarak düzeltilmiş haliyle beraber güzel bir gülüşe sahip oluruz. Bunun korunması çok önemlidir. Bu dikkatli bir şekilde korunduğu sürece hiçbir zaman ortaya kötü bir sonuç çıkmaz ve devamlılıkta bozulma olmaz. Bonding işlemi bütün hastalarımıza uygulanabilir. Çünkü kişinin gelişimini değiştirici, gelişimini engelleyici bir faktör değildir. Bonding işlemi de kendi arasında bazı ayrımlara sahiptir. Bu ayrımlardan birisi, eğer kişinin gelişim süreci devam edecekse ve kemiksel yapısı gelişmeye ve değişmeye devam edecekse
dişin şekil değişikliğini içeren bir bonding işleminin o aşamada uygulanması doğru değildir. Orada farklı bonding işlemleri uygulanabilir. Ama artık güncel teknoloji ve gelişmiş diş hekimliğinde bonding işlemleri oldukça güvenilir, oldukça kendini ispat etmiş uygulamalardır.